Herkesin çok sorduğu bir soru vardı ve çok gelen isteklerden biriydi. Hocam kendime göre teknik resim antitipini nasıl oluştururum? Şimdi bunu anlatacağım ve bunun için de şu acem moduna geçip şöyle boş bir tane teknik resim sayfası açıyorum. A3 özelliğinde olsun. Ve çarpıdan çıktım. Şimdi açtığım zaman standart SOLIDWORKS'ün antitipli resmi geliyor karşıma. Ben bunu düzenleyebilirim. Sağ tıklıyorum çalışma sayfasının herhangi bir yerinde boş bir alana sağ tıkladım. Çalışma sayfası biçimini düzenle diyorum. Çalışma sayfası biçimini düzenledim. Mesela ben şurayı olduğu gibi komple değiştireceğim. O yüzden şöyle hepsini siliyorum. Seçtim. Delete. Sildim gitti. Şimdi yapmam gereken şuradaki ve çizim komutlarını kullanarak burada kendime göre bir antet oluşturacağım. Mesela diyorum ki şöyle işte şuradan başlasın. Şöyle. Ve böyle. Okey. Bu arada şu yandakiler de bir çizimdir. Bunu tutup burada hani aşağı yukarı falan kaydırabilirsiniz. Hatta çizim ilişkilerini falan da verebilirsiniz buraya. Sonra geliyorum yine pardon şuradan çizgi komutunu aldım. Dedim ki işte bir tane şöyle bir bölme olsun. Tamam bir tane bunun ortasından bir bölme olsun. Escape dedim. Şuradan tekrar çizgi komutunu aldım ve bir tane de şöyle ortadan bir yerden böleceğim. Atıyorum bu tarafa da firmamın logosunu falan koyarım. Şu tarafa da işte çizen kontrol onay. Ne bileyim işte çeşitli pencereler yapıyorum buraya. Şöyle. Siz tabii kendinize göre daha buraya birçok alan ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik bu kadar diyorum basitçe. Şurada bir tane resim veya logo ekleyelim. Bunun için şuradan ekle resim. Şunu seçelim. Yani alakasız olacak ama neyse amaç size zaten şu an sadece logonun nasıl ekleneceğini göstermek. Ne yazdığı falan çok önemli değil. Burada benim Instagram hesabım. Şöyle diyelim ki benim firmamın logosu aha da bu dedim ve tam şu alana bunu şöyle yerleştiriyorum. Tam oluşturduğum çizgiye sığmadı. Daha doğrusu ölçeklediğim zaman aslında şuradan şunu şu kenara sıfırlayıp şu en boy oranı kilitliği kaldırırsam ve buradan da gelip şurayı aşağıya doğru şöyle çekersem tamam olacaktır. Okey. Ve onay. Tamam. Firmamın antide de geldi buraya. Okey. Sonra bir de şuraya kendi ismimi ekleyeceğim. Detaylandırma. Not. Şu alana diyeceğim ki Mustafa Karaca. Okey. Bu sürekli burada kalacak diyorum ben, tamam mı? Siz daha sonra burayı işte çizen, kontrol eden, onay moray falan vesaire, revizyon, teknik resim numarası, parça numarası, parça ismi falan hepsini eklersiniz. Ben size şu an yöntemini gösteriyorum. İsmimi bir de şuraya tarih ekleyelim. Yine not. Şu alana tıkladım. Boş ve şuradan özelliğe bağlantı kur diyorum. Ve dosya özellikleri. Buradan tarih tamam ve şuradan da gelip diyeceğim ki nerede tarih görebiliyor muyuz? Şurada. Sırf ve son kayıt tarihi. Okey.
dedim, seçtim. Uzun dersem işte gününe, saatine vesairesine varana kadar alır. Kısa dersem ise sadece tarih ve saati alır. Zaman göstergesini kaldırırsam ise sadece o günün tarihini ekler. Ki doğru olan da bu yani. Çok da fazla abartmaya gerek yok. Saati, dakikası, saniyesi ne gerek yok. Ve bu okey dedim. Ve onayladım, şuradan çıktım. Şimdi burada şöyle Ctrl Q diyeyim. Şimdi burada bakın, şu bizim hiçbir şekilde birbirleriyle ya da bir herhangi bir yerden bağlantısı olmayan bir not. Buradaki ise bakın mavi diğerinden. Yani demek ki bu bir ilişkili. Neye göre ilişkili? Çalışma sayfasında olan katı modelin veya bir projenin oluşturulma tarihine göre buradaki tarihi her zaman güncelleyecektir. O yüzden rengi farklıdır. Yani bu aslında bir yere bağlı demek. İşte ben buraya geri kalan özelliklerimi de atadım. İşte parça malzemesi, osu, busu falan filan hepsini ayarladık ve şuradan tamam dedim. Şimdi bütün ayarlamaları yaptığımı varsayıyorum ve parçayı bu çalışma sayfasını kaydedeceğim. Gelip şuradan çalışma sayfası biçimini kaydet ve diyorum ki buna Mustafa Karaca Antet ve kaydet. Tamamdır. Artık ben bu çalışma sayfamı kaydettim. Şimdi her şeyimiz tamam. Bakın kapatalım. Kaydetme diyorum. Şimdi yeniden bir teknik resim sayfasına geçiyorum. Yeni bir teknik resim sayfasına geçtim ve burada oluşturduğum o teknik resmi göremiyorum. Farkında mısınız? Yalnız standart formatları gösterin tikini kaldırdım. Ve az önce vermiş olduğum isim vardı ya, Mustafa Karaca Antet, şu. Bunu seçtim ve tamam diyorum. Ve çarpıdan çıktım. Bakın artık oluşturduğum Antet burada karşıma geldi. Tutup istediğim şekilde parçamın içerisine atayabilirim. Hatta onu da yapalım. Buraya kadar gelmişken şöyle yapalım. Yo, şurada hazır olan çizimi açalım. Yeniden çizmektense. Aç. Şuradan herhangi bir parça açalım. Önemli değil. Normal görünüşe geçelim. Tamam. Şimdi kabul et. Geç teknik resime. Aha, direkt de karşıma geldi. Eğer gelmese, şu işaretli ise sizde kaldırın tikini. Çekin. Alfabetik sıraya göre herhalde olacaktır bu. En son sıralarda benim ismim şu an. Ve tamam dedim. Ve artık tutup parçamı istediğim gibi ölçülendirebilirim. İstediğim görünüşleri atadıkladıktan sonra Antetim de karşımda, gördüğünüz gibi. Çok kolay. Bir sonraki videolarda işi biraz daha ileriye götüreceğiz. Şimdilik bu videomuz bu kadar.